Arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 51 ile 54. soruları çözeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar, bu soru paragraf sorularını çözerken şunu ifade etmiştik. Paragrafı okumadan önce aslında hızlıca soru köklerini bir okumamız bize katkı sunacaktır. Onu ifade edelim. Dolayısıyla paragrafta ne anlatılıyor? Bize ön bilgi verebilir. Bizde bir mefhum oluşturabilir. Bakıyoruz. Nesteci minen nasi enne zehraviye yu'teberu. Bakın, parçadan şuna ulaşabiliriz diyoruz buraya. Zehravi. Demek ki Zehravi ile ilgili bir şeyler var burada. İkinci 52. sorumuzu okuyalım. Yebdu enne zehraviye, öyle gözüküyor ki Zehravi kat işaret etmiştir. Bir kitab-ı hişşehir, meşhur kitabında Et-Tasrif limen acizan te'lif, öyle bir kitabı varmış Zehravi'nin. Burada bir şeylere işaret etmiş. Bunu da anladık arkadaşlar. Burada 53'te artık yapacak bir şey yok. Burada gaim kelimesinin yerine gelebilecek kelimeyi bizden istemiş. Onu okuyacağız arkadaşlar. Diğeri de ba'da kıraatın nasi el havlu inne diyelim buraya. Parçayı okuduktan sonra şunu söyleyememiz mümkündür. Evet, burada sadece biz şunu anladık. Zehravi diye birisi var. Bir alim var efendim. Onun meşhur bir kitabı var ve bu kitapta da bize bir şeyler anlatacak. Biz gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu anladık. Bunu artık ifade edeceğiz. Evet, metnimizi okuyoruz arkadaşlar. Ez-Zehraviyyu, Zehravi, hüve, o, Cerrahul Arabil Evvelu, ellezî zahara fî asril izdiharil ilmiyye fî Endelüs. Bunu şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Zehravi, Arap cerrahtır. Arapların, hatta bunu cemi okuyalım. Arapların cerrahıdır. El evvel ilk. Arapların ilk cerrahıdır diyebiliriz, ya da ilk Arap cerrahıdır da diyebiliriz. Biraz büyütüyoruz. Evet, elleri o zahara ortaya çıktı. Fi asril izdiharil ilmiyi. Buna bilimsel gelişme döneminde diyebiliriz. Nerede? Fi Endülüs. Endülüs'te. Endülüs'te bilimsel gelişme ya da ilerleme asrında ortaya çıkmış ilk Arap cerrahıdır diye biliyoruz buraya. Bakın, Zehravi ile ilgili bize kısa bir bilgi verdi. Evet, hüve o evvelü men ferraka beynel cirahati ve gayriha min mevduatı tıbbi. Şöyle yapalım buraya. O evvelü men ilk kimsedir. Ne yaptı bu ilk kimse? Ferraka ayırdı, beynel ciraha cerrahlığı ayırdı ve gayriha diğerlerin cerrahlık ile diğerlerini ayırdı. Min mevduatı tıbbi, efendim tıp konularından cerrahlıkla diğerlerini ayırdık. Ben anladığım şu şekilde, cerrahlığın konularını artık müstakil bir hale getirdi, ya da cerrahlığı tıbbın içerisinde müstakil bir noktada ne yaptı? Tuttu diyebiliriz, ya da müstakil bir yere yerleştirdi diyebiliyoruz. Bugünkü tabirle de bir ana bilim dalı şeklinde de ifade edilebilir arkadaşlar. Ve ceale esaseha, onun temellerini kıldı. Gaimen, dayalı kıldı. Ala durusi teşrih anatomi derslerine. Burada teşrih anatomi diyeceğiz arkadaşlar. Onun temellerinde anatomi derslerine dayandırdı şeklinde ifade ediyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ketebe, evet, şimdi buraya kadar Zehravi ile ilgili bilgiler var. Ve ketebe yazdı fi zalike. Bu konuda yazdı diyebiliriz. Bu konu nedir arkadaşlar? Benim buradan yine anladığım cerrahlık konusunda ya da cerrahlık derslerine dair. Kitabehu, kitabı eşşehira, meşhur. Meşhur kitabını yazdı.
Bu meşhur kitabının adı neymiş? Tasrifu, evet. Arkadaşlar bu kitabımız şu olacak. Orada bir kayma oluşmuş. Artık ona yapacağımız şu anda şey yok. Tasrifu limen aciz anit te'lif. Kitabın adı da buymuş. Arkadaşlar bu kitap ismi özel isim olduğu için bunu zaten ifade etmiyoruz. Ama kelimelerin anlamına bakabilirsiniz. Ve zammene fihi onun içerisine dahil etti. Kesiran minel eşkari tavzıhiyyeti birçok açıklayıcı şekil onun içerisine dahil etti diyebiliriz. Neyin? Lil alatil cerrahiyeti, cerrahi aletlerin. Onun içerisine birçok cerrahi aletlerin açıklayıcı şekilleri ne yaptı? Dahil etti diyebiliriz. Elde öyle ki kâne yestamiluha onları kullanır idi ve kâne yesnauha bir nefsihi bizatihi de onları kendisi üretmiş idi. O zaman şöyle diyelim, kendi üretip kullanmış olduğu cerrahi aletlerin açıklayıcı resimlerini de bu kitabın içerisine dahil etmiş. Şimdi burada, bakın buraya kadar gelmişken şunu ifade edelim. Burada bir şeyler vardı, gördünüz mü arkadaşlar? Meşhur kitabında bir şeye işaret etmiş diyordu. Ve böyle yakaladınız mı efendim? Buradan mesela cerrahi aletlerin üretip de kullandığı açıklayıcı resimlerini kitaba dahil etmiş. Bunu hemen anladık mı? Gelin bu soruya gidelim arkadaşlar. Bakalım bir şeyler ortaya çıkacak mı o bilgilerden? Keyfiyetü. Bunu tabii ilahatla birlikte okursak. Keyfiyeti istihdamil huyudi fil cirahati. Cerrahlıkta ipler kullanmanın nasıllığına işaret etti. Nasıl ipler kullanıldığına işaret etti diyebiliriz. Öyle bir şey geçmedi arkadaşlar. O bilgi en azından bunu bize vermedi. Keyfiyeti telifi, kütübü tıbbi fi teşrih, anatomi alanında tıp kitaplarının nasıl telif edildiğine işaret etti. Bakın böyle de bir şey geçmedi. El alatul cerrahiye, bakın bu gayet de güzel girdi. Cerrahi aletler elleti kâne yestahdimuha, kendisinin kullanmış olduğu cerrahi aletlere işaret etti. Evet, bunu kabul edebiliriz arkadaşlar. Bunu kabul edebiliriz. Bu bir dursun. Aşağısına hemen bakalım. Mevduat-ı tıbbiyetin tıbbi konular zaharat fi asril endelusiyye, Endülüs döneminde ortaya çıkmış olan tıbbi konulara işaret etti. Bakın öyle bir şey demedim. Durusin diyelim. Fi enva'il huyudi ve eşkariha, iplerin çeşitleri ve şekilleri hakkında dersleri işaret etmiş. Bakın bunların hiçbiri geçmedi ama şu arkadaşlar net bir şekilde geçti C şıkkı. Net bir şekilde geçti ve dolayısıyla cevabımız D şıkkı olduğu ortaya çıktı C şıkkı. Böylece hızlıca çözmüş de olursunuz. Evet, okuyalım yine. Ve yusufu anlatır, vasfeder. Ez-Zehravi, Zehravi, fi kitabı. Kitabında anlatır. Neyi anlatır? Tarikate istihdamil kasatir. Bu kasatir dediğimiz kelime tekniktir arkadaşlar. Kateter anlamına gelmektedir. Kateterin ne olduğunu buna bakılabilir. Kateder kullanımı usulüne de usulünü kitabında ne yaptı? Vasfetti, tanımladı, anlattı diyebiliriz. Vasfen mümtazen böyle çok güzel bir şekilde diyoruz arkadaşlar. Harika, mümtaz bir şekilde. La yezalu hala buraya mütebi'an diyebiliriz. Hatta la günümüze kadar hala takip edilir bir şekilde, bir halde tanımladı. O dolayısıyla günümüzde de o kasaturun kullanım usulü Zehravi'nin efendim anlattığı şekliyle kullanılmaktaymış. Şu cümleden ben bunu anlıyorum. Evet, devam ediyoruz. Haza faddan an ennehu, şuna da ilave olarak, bu şuna ilave olarak diyebiliriz. Hiç uğraşmayın. Üstelik ayrıca şunu da yaptı gibi de düşünebiliriz. Ennehu o yuaddu, kabul edilir. Evvelu cerrahin, ilk cerrah kabul edilir. İstahdeme kullandı. El huyude, ipler kullandı. İpler kullanan ilk cerrah olarak kabul edilir. Nasıl ipler? Elleti tusna, üretilmiş ipler ya da yapılan ipler. Neden? Min ema'il hayvani, hayvan bağırsaklarından. Ne noktasında? Fi hıyadetil
curuhi, efendim yaraları dikme noktasında diyebiliriz. Yaraları dikmek için de diyebiliriz. Yaraları dikmek için efendim hayvan bağırsaklarından üretilmiş ipleri kullanan ilk cerrah olarak da kabul edilir diyoruz. Bakın üretilmiş ipleri ilk defa kendisi kullanıyor. Ama burada kendisinin bir ip ürettiğini ifade etmiyor. Onu da söyleyelim. Ve buradan metnimizi bitirdik. Hemen sorularımıza geçiyoruz. 51. soru bizden şunu istemiş. Ticu minem nasıl parçadan şu sonucu çıkartabiliriz anlamına gelir. Ya da parçadan şuna ulaşabiliriz diyebiliriz. Enne zehraviye zehravi yu'teberu sayılır kabul edilir. Bakın zehravi burada ilk kullanan var, ilk Arap cerrah var. Bunlara dikkat ediyoruz. Bakın ilk tıbbınla cerrahlık meselesini birbirinden ayıran birisiymiş. Onu da görüyoruz. Evet arkadaşlar. Evvelü yuteberu kabul edilir. Evvelemen ketebe ilk kitap yazan kimse. Hat evvelemen ketebe şerhan ilk şerh yazan kimse. An izdiharil ilmi fi Endelüs. Endelüs'te ilmi gelişmeye dair hakkında ilk şerh yazan bir kimsedir. İlk diyoruz soru kökümüz ama şıkkımızı. Buna dair herhangi bir şey söylemedi. Evet bir kitap yazdı ama kitap ilmi gelişmeye dair değildi. Cerrah hakkındaydı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Geçiyoruz. B şıkkına. Evvele men şerraha em'a'il hayvanati ve a'ade hiyadetaha diyelim. İlk kimsedir. İlk kimse kabul edilir. Şerraha em'a'il hayvanat. Hayvan bağırsaklarını böyle kesti, biçti diyebiliriz. Ve a'ade hiyadataha ve onlar da tekrar ne yaptı? Dikti. Hayvan bağırsaklarını kesip yarıp diyelim arkadaşlar. İlk, tekrar da diken ilk kimse kabul edilir şeklinde bir şey var. Buna dair herhangi bir şey söylemedi gördüğünüz gibi. Ve devam ediyoruz. Evvelemen ellefe kitaben hasan özel bir kitap yazan ilk kimse kabul edilir. Neye dair? Anil huyudil müstahdemeti efendim kullanılan ipler fil cerrahide. Cerrahi diyebiliriz arkadaşlar. Kullanılan iplere dair ilk özel kitabı yazan kimsedir. Kitap yazdı ama cerrahiye dair cerrahide kullanılan iplere dair yazmadı söyleyelim. Bunu da geçiyoruz. Evvele men farraka beynel cerahati. Bak çok da güzel girdi. Yukarıda bunu söylemişti arkadaşlar. Evvele men farraka beynel cerahati demiş idi. Vel mevadi'il uhra fit tıbbi. Diyor ki tıpta cerrahi ile diğer konuları ayıran ilk kimsedir dedi. Bakın burada aynısını söyledi. Cerraha ve gayriha min mevduatı tıbbi. Mevduat konular anlamına gelir. Mevazi de konular anlamına gelir. Burası da tam da istediğimiz doğru olması hasebiyle aradığımız şıktır arkadaşlar. Devam ediyoruz E şıkkına. Evvele diyelim tabibin ilk doktor kabul edilir. İstahdeme kullandı. El alat efendim el alati deriz. Aletler kullanan ilk doktor kabul edilir. Ne gibi? Tel kasatir, kateter, fil cerrahati tıbbiyeti. Tıbbi cerrahi de diyelim buraya. Kateter kullanan, kateder gibi aletleri kullanan ilk efendim doktor kabul edilir dedi. Yani burada ilk doktor kateteri efendim kullanmadı da burada ipleri kullandı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla şuradan da bunu ne yapacağız? Kabul etmeyeceğiz gördüğünüz gibi. Cevabımız değişik olarak karşımıza çıktı. Şimdi geliyoruz 52. 52 zaten yapmıştık arkadaşlar bakınız. 52 kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Bu bize kolaylık sağladı. Ve geliyoruz biraz daha küçültebiliriz. 53'e. 53'te melkelemetülliti
Kelime nedir ya da hangisidir? Yumkünü en tahille mahallel kelimeti, kelimenin yerine geçmesi mümkün olan kelime. Hangi kelime bu? Kaimen, kaimen kelimesi, elleti, tah. Taha habdun finnası, parçada, altında efendim. Çizgi bulunan, gaimen kelimesinin yerine geçmesi mümkün olan kelime hangisidir şeklinde ifade etti. Ve gaimeni gelip hemen buluyoruz. Bakın burada bond yazılmış. Hemen gaimeni bulduk. Ve gaimeni dedik ki dayandırdı anlamını vermişti. Biz ilk şıklardan okuyalım arkadaşlar. İlk şıktan okuduğumuzda müstenedün diyoruz. Bakın müstenedün. Müstenedün anlam itibarisi oluyor. Burada da biz buna ne diyebiliriz? E dayanan diyebiliriz. E itimat eden, edinen diyebiliriz. İstenede ala, istenede ila ile arkadaşlar zaten bir şeye itimat etti anlamına. Yine gelir bir şeye dayandı, bir şeye yaslandı, bir şeyi temel aldı gibi anlamlara gelmektedir ki bu da anlam itibariyle gayet uyumlu. Bu bir dursun ve diğerlerine bakalım. Diğerlerine de baktığımızda fiilimiz müstağniyen demek. Müstağniyen ise ihtiyaç duymayan, gerek duymayan anlamında kullanılmakta. Bir şeye gereksinim olmayan gibi düşünebiliyoruz. Hiçbir ilişki kuramıyoruz arkadaşlar. Müstakillen ifadesine geliyoruz ki müstakillen arkadaşlar bağımsız demek. Belki bu bizi konularını birbirinden ayırdı. Bizi çeldirici olarak hemen düşünmemiz istenmiş olabilir. Bu da anlam itibariyle uyumlu değil. Geliyoruz D şıkkına arkadaşlar. D şıkkı ise tabii şurada müstakillen bağımsız anlamına geldi. Onu silelim. Gayrimüstakille olsaydı bağımlı falan gibi anlamlara da gelirdi. Müstebi'sen, müstebi'sen ise arkadaşlar gönderen anlamına gelir ya da müstebi'sen gönderilen gibi anlamlara gelir. Bu da bizi bakın ne yapmadı, anlamı bize sağlamadı. Diğer bir kelimemiz ise müstelhimen. Müstelhimen de ilham efendim alan anlamına gelir, esinlenen anlamına gelir. Müstelhimen, müstelhemen olsaydı ilham alınan, ilham verilen falan gibi anlamlara gelecekti. Dolayısıyla cevabımız burada A şıkkı olarak karşımıza çıktı. Evet, diğer bir sorumuz ki son sorumuz bu da arkadaşlar. Okuyacağız, metnimizi okuduk, Zehravi'den bahsetti. Acaba hangisi doğru, hangisi doğru değil onu bulmaya çalışacağız. Zehravi, Zehravi, kat iştehara meşhur idi. İsnaatil alatı tıbbiyeti, tıbbi aletler yapmakla meşhur oldu. Ekthara min iştiharihi bil cirahati ve teşrihi. Bunu şunu söylüyor. Ekthara min bir şeyden daha çok. Neden? İştiharihi onun meşhur olmasından. Bil cirahati cerrahlıkta ve teşrihi anatomi diyelim. Anatomi ve cerrahlıktaki meşhur olmasından daha çok. Burada bir kıyaslama söz konusu. Tıbbi aletler yapmakla meşhur olmuş idi. Evet, Zehravi meşhur bir kişilik, bir bilgin diyebiliriz. Bir doktor, bir cerrah diyebiliriz ama arkadaşlar öyle bir şey yok. Onu söyleyelim. İlk Arap cerrahıdır. Dedi şöyle yaptı, bunu mu yaptı? Bir meşhurdur, meşhur olduğuna dair zaten herhangi bir şey söylemedi. Onu hemen eleyebiliyoruz. Gelelim burası. Zehravi yurteber. Zehravi kabul edilir. Evvele men istahdemel kasati. Katater kullanan ilk kimse kabul edilir. Katater kullanmadı. Kataderin kullanma yolunu kitabında yazdı. Bir yorumlanabilir. Yazdığı bir şeyle kullanıyor diyebilir miyiz? Efendim bu şekilde bir yorumlama da bulunabiliriz. O yüzden bunu hemen bekletebiliriz. Nerede? Fil ameliyatül cerrahiye. Cerrahi ameliyatlarda, fil mecal tıbbi, tıbda cerrahi ameliyatlarda diyebiliriz. Tabii burada kateter nedir arkadaşlar sorusu önemli. Bu teknik bir kelime.
Artık bunu bekletiyoruz. Belki doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yorumlamaya müsaittir. Bunu bekletiyoruz. Devam ediyoruz. El kitabüllezî, öyle kitap, ellezî ellefahu Zehravi. Zehravi'nin telif etmiş olduğu ya da yazmış olduğu kitap, yetevammenu, içerir. Eşkale et-tavzihiyyete, açıklayıcı şekiller içerir. Evet, bunun söz konusuydu. Buraya kadar doğru. Neyin? Lilalatil cerrahiye, cerrahi aletlerin açıklayıcı resimlerin, şekillerin içerir. Buraya kadar güzel geldik. Dune, tatarruki ila istihdamatiha, onların kullanımlarına değinmeksizin aletlerin açıklayıcı şekillerini içerir. Bakın, açıklayıcı şekiller içerebiliyor. Bir de nasıl efendim kullanıldıklarını da ifade etmişti arkadaşlar. Mesela şurada tarikat-ı istihdamil kasatir demişti. Bunu çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Yani mesela kataterin nasıl kullanıldığını anlatmıştı. Dolayısıyla Dune'ye kadar olan kısım doğru iken Dune tamamen bizi ne yapıyor? Yanlış olarak bunu ifade ediyoruz. Doğru değil zira. Efendim gelelim D şıkkına. Ez-Zehraviyyuh ve Tabibul-Arabiyyuh. Arap tabiptir. El-Vahidu tek, biricik, yegane anlam var. El-Zahra fi asıl izdihari fi Endülüs. Endülüs'te gelişme döneminde ortaya çıkmış olan bir tane biricik Arap doktorudur şeklinde bir ifade var. Şimdi burada Zehravi'nin sadece bir tane olduğu anlamı çıkmıyor. Bakın burada tabii biz çeldirici, kuvvetli bir çeldirici. Burada ilk var El-Vahid. Burada sizin bir ne yapmaya çalışıyor? Sizi yönlendirmeye çalışıyor. Yanlışlıkla soru. Burada ilk Arap cerrahtır. İlk Arap cerrah diyor. Bunun ikincisi de olabilir, üçüncüsü de olabilir, beş tane olabilir. Bunun işin başlangıcı Zehraviliymiş. Buradan bu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Evet, E şıkkına geldiğimizde Zehravi, Zehravi ve evveli ilk kimsedir. Birkaç tane ilk kimse olduğu ifade edilmişti. Men istahdemel huyutal masnuate, efendim kullanan ilk kimsedir. İpler. Nasıl ipler? El masnua, yapılmış. Min em'a'il hayvanatı, hayvan bağırsaklarından. Fi hıyadetil curuhi, şeyle de işte yaraları dikmek için diyelim buraya. Hayvan bağırsaklarından yapılmış ipleri kullanan ilk kimsedir şeklinde bir bilgi var. Bu bilgi efendim arkadaşlar hemen şurada da var. Bakın şuraya geliyoruz. Biraz daha küçültebiliriz. Yuaddu, kabul edilir evvela cerrahin istihdamel huyuda elleti tusna'u minen ema'il hayvan bi hıyadetil cerrah. Aynısını söyledi arkadaşlar. Aynısı söyledi. Dolayısıyla cevabımız E olarak çıktı. Artık burada B şıkkını bir yorumlama gereği hissetmedik gördüğünüz gibi. Evet, sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Burada dikkat edilebilir. Güzel kelimeler var. Kelimeler de önemlidir. Kelime, bilmediğiniz kelimeleri öğrenmekte fayda var. Mesela şurada en son kelimede soruda benim şu tatarraka ile çok dikkatimi çekti. Hazammeneler, güzel kelimeler. Bir şeye değinmek, bir şeye temas etmek, bir şeyi ele almak gibi anlamlara gelmekte. Sizler burada bilmediğiniz kelimeler varsa mutlaka bunların arkadaşlar ne yapınız? Anlamlarını mutlaka öğreniniz. Ne kadar çok kelimeye sahip olursanız, ne kadar çok kelimeye haiz olursanız bilme noktasında o kadar size arkadaşlar fayda sağlayacaktır diyoruz. Evet. Diyorum ve ben arkadaşlar burada efendim dersi noktalıyorum. Başka bir soru çözüm dersinde görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.